Evet, şimdi biraz daha sessiz konuşacağım çünkü inanılmaz sessiz, sakin bir yer burası. McRitchie Rezervuar diye bir yere geldim. Burası daha orta, ya yani kuzeye doğru bir şey, rezervuar. Millet burada balık falan tutuyor ve etrafında çok güzel bir yürüyüş alanı var. Koşan insanlar falan var. Buranın daha kuzey tarafına gidince mesela bir Tree Top Walk denen bir yer var ama ben oraya kadar yürüyemeyeceğim. Daha güneyden biraz daha dolaşmayı düşündüm. Gerçi gitsek mi ya kuzeye doğru? Bir 45 dakika, 1 saat falan yürümek gerekiyor ama inanılmaz güzel bir ortam. Şöyle göstereyim. Ya ortam bu şekilde. Bu arada çıt çıkmıyor. Sadece benim sesim çıkıyor yani şu anda. İnanılmaz bir güzel bir yürüme şeyi var yani. Bütün etrafını tamamıyla yürümek böyle birkaç saat falan. Aa, susamur. Susamur var. Bir dakika. Hayır, susamur falan değil. Allah. Komodo Eşerir mi bu? Galiba öyle. Aman tanrım. Buraya bak. Buraya bak lan. Şebelek. Gerçekten de komodo ejderi bence o. Gel, seninle beraber yürüyelim arkadaşım ya. Gel gel gel. Ha, çıkacak mısın? Gel gel, çık 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 çık. Yok. Evet, şimdi bu McRitchie Rezervuarı'nın etrafındaki o koşu alanlarının, yani patikalardan birindeyiz. İnanılmaz sessiz, inanılmaz, ya çok 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 enteresan bir ortam. Bildiğin yağmur ormanlarının içinde bir patika açmışlar, millet yürüsün koşsun diye. Bisiklet falan girmesi yasak, hayvan, evcil hayvan sokmak yasak. Birkaç tane uyarı vardı sağda solda. Yaban domuzu görürseniz flash fotoğraf kullanmayın filan gibilerinden. Çok ender olarak insanlar geçiyor buradan. Ama onun dışında mükemmel bir ortam ya. Yani herkes spor yapıyor. Ya buraya başka bir amaçla geleceğini zannetmiyorum zaten ama. Şöyle bir de öbür tarafı göstereyim. İnanılmaz güzel ya. İnanılmaz güzel yani. Acayip bir ortam ya. Yani çok nemli bu arada. Doğru ama öyle aşırı derecede bir sıcak da yok yani bence. Gerçi hoş bu 3,5 4 kilometre 4 kilometrelik bir yolun henüz daha 1/4 birini falan tamamladım. Ama inanılmaz keyifli gözüküyor ya.
Gerçekten inanılmaz keyifli yani. What is the name of this? Which is not what you think it is. Is that Komodo dragon or something else? That's the thing. No, it's that's not, not a Komodo. It's not, right? No. It's a crocodile. It's a salamander on some. No. Wait. What is the name special? There's a lot of them in Singapore. What is it? What is it? What is it? This is. Evet, şöyle bir hata yaptım. Yanıma su almadım. Sadece öylesine yürüyeceğim diyerekten şey yaptığım için ve şu anda görüyorum ki etrafta bu yolda yürüyen herkesin elinde su şişesi var. Neden olduğunu anlayabilirim çünkü acayip susadım. Şeylerin, ağaçların gölge yaptığı yerlerde çok sıkıntı değil. Yine nem var ama ağaçın olmadığı bazı bölgeler var, açıklıklar var mesela. Oralarda gerçekten çok sıcak yani. Şu anda zaten saat 1.30, özellikle öğlen sıcağında ne oluyor diye görmek için şey yapmıştım, çıkmıştım. Acayip susadım ama geri dönemiyorum çünkü yolun şu anda tam ortasındayım yani. 4.5 kilometrelik falan gibi bir yoldu. Şu anda 2.5 kilometre arasındayım. Yani düz de gitsem, geri de gitsem fark etmeyecek. Bu yol bayağı yokuşlu bir yolmuş bu arada. İnçikleri çok var. Koşmak güzel olabilir burada ama kıyafetim hiç müsait değil. Su getirmedim ama en azından sırt çantam yok. Sırt çantam olsaydı buraya kadar bile varamadan geri dönmüştüm büyük ihtimalle. Yapabileceğim tek şey biraz daha hızlı tempoyla yürüyüp sonuna biraz daha hızlı varmak ama ya çok zorla kalırsam yolda birisinden su filan isteyeceğim herhalde yani. Hadi bakalım. Okey, o kadar da uzun mesafe kalmış. Yani 3 kilometre geliyorum. 4.5 kilometre falan demişlerdi. Öteki taraftan gelişte 8 kilometre gösteriyor. Bu büyük ihtimalle göletin etrafını tamamıyla dönmek herhalde 11 kilometre falan tutuyor anlamına geliyor bence. Evet, 800 metre sonra su içebileceğin demektir bu da. Ondan sonra 500 metre daha yürüyüp şu Tree Top Walk'a kadar bir gideceğim. 3.6 kilometrede yürümüşüm demek. Ben şuradan başladım. İlk önce şöyle bir gideyim ya dedim. Sonra vazgeçtim. Kuzey daha eğlenceli olacak diye. Şöyle buraya kadar geldim. Gitmek istediğim yer şurası. Evet, şuraya gitmek istiyorum. Ondan sonra nasıl döneceğim onu bilmiyorum. Ya ondan sonra çünkü buralardan servis mervis yok diye anlıyorum. Belki de vardır gerçi de. Eğer yoksa belki mecburen şöyle gideceğim. Sol taraftan. Farklı farklı rotalar var. Benim gittiğim rota kırmızı olan hangisi ki? Kırmızı mı turuncu mu? Turuncu olan galiba. 8 kilometre. 3-4 saat. Bayağı yoruldum ya. Tipe bak. Tipi tip. Ne haber? Sen bir haplar yemeye gidiyorsun sanki. Olabilir mi? Aa, şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Gidip çantaları alacaksın öyle mi? Ya da yemek istiyorsun. Ama yasak. Umarım vermezler sana. Poz yürüyor şebelik ya. Şapşal mısın?
Yani buradan sonra nasıl döneceğimi geri çok merak ediyorum. Çünkü şu anda Treetop Walk denen yere kadar geldik. Bundan sonra bir de bu işin geri yürümesi var galiba ve en yakın yer, en yakın car park 2 kilometre ötede ya. Neyse. Buraya kadar gelmişken şu Treetop Walk'a kadar gideceğiz tabii ki. Biraz önceki maymunla alakalı bir uyarı koymuşlar kenara. Eskiden bu maymunları millet çok beslediği için plastik poşetlerle yemeği özdeşleştirmiş durumdalar. Yani kokudan filan değil, plastik poşet gördükleri zaman kafayı yiyorlarmış. O yüzden özellikle bu yolda, yani maymunların görülebileceği yollarda plastik poşetleri çantadan çıkartmayın, yoksa saldırıp elinizden alırlar gibilerinden uyarılar var. Şu çok tedirgin edici bir uyarı. Buradan tam olarak nereye kadar gidiliyor merak ediyorum. Burada yazıyor mudur acaba? Maymunlara karşı epey uyarı var yani. Treetop Walk burası. Buradan şuraya kadar yürüyeceğim. Ondan sonra da şöyle yürüyeceğim. Herhalde şuradan bir yerden yani bir şey bulup çıkabilirim diye düşünüyorum. Yoksa yani şu kadarlık yolu geldik yani. Yoruldum ya. Hadi neyse. Korkunacağı faydası yok. Tamam. Hafif yaylanıyor köprü be. Yarınmaz gelmiş çok yüksek, çok yüksek. Evet, çok güzel. İlk uyarım bu olması da çok hoş. If you have your height or heart condition. Aa, çok geç abi, buraya kadar geldik yani. Bulduk bu deveyi, gideceğiz yani. Çok yüksek. Aşağıyı göstereceğim ama ben bakmıyorum zaten yani, kameradan sadece gösteriyorum. Şu anda nasıl gergin olduğumu anlatmam mümkün değil. Evet, kenarlar aşağılar falan kesin çok güzel ama hiçbir yere bakamıyorum. Sadece dümdüz önüme bakıyorum yani şu anda. Oh. Gerçekten çok yüksek. Ben bu kamerayı kapatıp böyle gideceğim birazcık. Okey, şimdi buradaki arkadaşlardan anladığım kadarıyla çıkabileceğim en yakın yer buradan Venus Drive diye bir yer. Orası da 3.6 kilometre daha uzaktaymış. Bitemedi çilesi. Neyse, Treetop Walk'ın sanırım sadece bir kısmını yaptım. İnanılmaz yüksek bir yer, inanılmaz korkunç bir şey. Ama geçti neyse ki. Ama sanırım bu yol bu kadar kolay bitmiyor. Sanırım devam ediyoruz böyle yüksek yüksek tepelerden yürümeye. Ya çok güzel, çok sessiz, sakin, huzur diye başlayan bir şey. Bir şekilde ne güzel, medeniyetten uzağız, sessiz, sakiniz diye başladığım bir olay.
hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş vaziyette. Yani sürekli merdiven çıkıyorum, sürekli merdiven iniyorum. Yani önümdeki yer çok fantastik şu anda, onu da bir videosunu çekeceğim. Sanırım milletle dalga geçmek için yapmışlar yani. Bir sürü merdiven çık çık çık, sonra aynı merdivenleri in, sonra yine yokuş çık, sonra yine yokuş in. Öylesine çıkayım dolaşayım demiştim ben ya. Çok bir şeyim yoktu yani, çok bir iddiam yoktu yani. Öylesine bir çıkıp dolaşacaktım yani ben sadece. Otobüse binip bu treetop walk çok güzelmiş diye yorumlar vardı. O yüzden çıkıp bir bakayım. Ya eğlenceli olur diye, lay lay lom diye çıktım. Ya 10 kilometre falan yürüdüm galiba. Yani gerçekten. Ya ve düz yolda değil yani. Gerçekten inişli çıkışlı kilometrelerce yol yürüdüm. Sırf acaba nedir diye bakmak için. Medeniyeti çok özledim ya. Oturmak istiyorum. Oh, soğuk bir şeyler içmek istiyorum. Şekerli bir şeyler yemek istiyorum. Oh, hadi bakalım, az kaldı. Nah, az kaldı. Yürümeye devam. Yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 lay. Yolumuzda maymunlar var. Çekilecekler mi acaba? Çok merak ediyorum yani. İyi, yavru maymun da var galiba ileride. Minik yavrişler var. Ay ay ay, sürü halinde geliyorlar. Çok tatlısın. Nasılsınız beyler? Beyler bayanlar. Ya o kadar uyarı gördükten sonra insan tedirgin olmuyor da değil tabii ki. Buralar onların muhiti. Ne haber lan? Ne haber? Bu kadar.